Evet arkadaşlar, yepyeni bir YouTube videosu, yepyeni bir Flight Simulator P3 videosu ile karşınızdayız. Bugünkü uçumuz British Airways'in 001 sefer sayılı Londra Shannon uçuşu olacak. Bu uçuşun özelliği British Airways'in tek full cabin business A318 ile yaptığı Atlantik ötesi uçuş. Yani şöyle izah edeyim. A318 ile London City Airport'tan, küçücük havalimanından kalkıyor. Shannon'a gidiyor. İrlanda Shannon'a gidiyor. Shannon'da yolcu alıyor, yolcu indiriyor. Daha sonra yakıt alıyor, ikmal yapıyor ve oradan New York Kennedy Havalimanı'na gidiyor A318'de. Ben bu uçuşu görüyorum. Mesela ben bu uçuşu yapmak istedim tabii ki de. Yalnız burada tek bir fark var. Biz A320 ile yapacağız. Çünkü P3D ve 4'te henüz A318 olmadığı için. Gerçekten çok güzel bir seneri. UK 2000, UK 2000, London City senerisi. Gerçekten muhteşem bir seneri. Siz de görüyorsunuz. Çok güzel bir seneriden kalkacağız. What's'im de online'ız. Şimdilik catering servisimiz tamamlandı. Kapıları birazdan kapatacağız. Boarding'imizi isteyeceğiz ve yola koyulacağız. Dediğim gibi ilk başta bu ilk part, videonun ilk partı. Yani London City, Shannon Airport arası bir uçuş olacak. İkinci partı da Shannon'dan New York olacak. A320 ile Atlantik'i geçeceğiz. Long haul bir uçuş yapacağız. A320 ile gerçekten ben de çok heyecanlıyım. Uçuşumuzdan kısaca bahsetmek gerekirse, London City Airport'ta hava 3 derece, 320'den 4 knot rüzgar esiyor. Altimeter 1009. Bu hava durumuna göre 27 pistinden kalkacağız. Çok kısa bir pist. 27 pistinden kalkacağız. Compton 6 Tango Departure'ını uygulayacağız. 32.000 feet'e kadar yükseleceğiz. Daha sonra Shannon Havalimanı'na varmamızda Tipper 2 Echo Arrival'ıyla Runway 06. Çünkü orada da hava 5 derece, 70'ten 1 knot rüzgar esiyor. Yani 6 pistine inmek için ideal bir hava var. Altimeter 1009. Gerçekten yol boyunca da bayağı yüksek bir headwind var. Yaklaşık 95 knot'a kadar bir headwind gözüküyor şimdilik. Bakalım nasıl olacak. Ben de merak ediyorum. Fazla laf uzatmadan hemen kokpitimize geçelim. Kapılarımızı kapatalım. Catering kapılarını kapatalım. Ve boarding için uçağımızı hazırlayalım. Uçağımız şu an hazır. Bütün flight planları, her şeyi girdim. Sadece bir altimeter 1009. Onun dışında her şeyimiz hazır. Taxi and take off briefing'i beraber yapalım. Hemen chartlarımızı çıkartalım. Evet, gördüğünüz gibi London City Airport, Shannon Airport arası uçuşumuz böyle gerçekleşecek. Şu an stand 8'deyiz. Stand 8'de Bravo'dan Runway 09'a gireceğiz. Devam edeceğiz. Daha sonra Kilo, Lima, Mike ve 27 pistine çıkacağız. 27 pistine çıktıktan sonra kalkışımızı gerçekleştireceğiz. Maksimum 200 knot'ta sağa doğru dönüşümüzü yapacağız. Ve Brookman's Park VOR'ını yakalayacağız. İlk başta Lamb VOR, ama Lamb VOR'a kadar gitmeyeceğiz. Daha sonra Brookman's Park VOR'ını yakalayacağız. Sol 273 Land Hampton. Daha sonra sol tekrar 226 ve Campton'a varacağız. Şurası Londra olduğu için burada ses ve herhangi bir şurada Londra Heathrow Havalimanı var. Burada herhangi bir çakışma olması için başta kalkınca direkt sağ yapacağız ve böyle bypass gideceğiz. Ve Campton'a varacağız. Campton'dan sonra da zaten route'umuzu gördünüz. Burası Campton. Pardon. Evet, Campton'dan sonra zaten route'umuz bu şekilde. Taxi takeoff briefing complete.
Hepimiz kapatalım. Ve boardingimizi isteyelim. Aynı zamanda APU'yu da çalıştıralım. Yolcular binmeye başladı. Bu arada online hizmetinde sadece performans yapmadık, onu da yapalım. Flap 2 kalkış pist. Boarding complete. Please refer to the safety briefing card and the exit row information card located in the seatback pocket to ensure you meet the exit row criteria and understand the information. After carefully reviewing this card, if you believe you could be injured, do not wish to or cannot perform the functions listed, please notify a flight attendant. At this time, we also request that you stall your electronic devices until we are above 10,000 feet. I will notify you that it is safe to bring these items out for use. If there's any question as to what device you can use on board today, please refer to the Work for Board section of the Airline Magazine. Thank you for your attention. Gerçekten güzel bir uçuş. Bir uçuş daha var. O da yine A320 ile Amerika kıtasından Londra'ya Heathrow'a dönüş. Onu da yapacağız. O uçuşu da yapacağız. Şimdilik sürpriz olsun. Onu da yine öğrendim o uçuşta. O uçuşla deneyeceğiz. Sadece bir senaryisi eksik. O senaryiyi bulabilirsem çok yakın zamanda uçuşla yapacağım.
Start the flow of oxygen. Pull the mask toward you. Place over your nose and mouth. Slip the elastic band over your head. Evet, arka kargo kapısını kapatabiliriz. Oxygen will flow to the mask. Secure your mask before helping others. In the event of a water landing, your seat bottom can be used as a floatable cushion. Pull the cushion from your seat, flip your arms to the straps, and add the cushion to your chest. For everyone's safety, please comply with lighted signs and placards, and remain seated when the seatbelts are illuminated. Tampering with, disabling, or destroying laboratory smoke detectors is prohibited by law. Also, if you're seated in an exit row, you may be required to assist the crew in an emergency. If you're unable or don't want to perform the functions described on the safety information card, which is located in a seat pocket in front of you, please ask the flight attendant to reseat you. Also, we'd like to encourage everyone to review the safety card. And remember, contents in the overhead bin may shift during the flight. As you know, some of these objects can be heavy and awkward. Koyalım kargoyu da kapatabiliriz. Evet, APU'muz çalışıyor. Before start checklist. Artık G80 pushback'imiz olmadığı için reset position G80 bu kadar servis yeter. Before start checklist, cockpit preparation completed, signs on, auto, fuel count quantity 12,000 pounds. Take off data 130. Ya bakalım. 135, 136. Barrel reference 1009. Windows and doors closed, anti-skid as required. Beacon light. Şimdi açıyoruz. Beacon light'la strobe'u otaya getiriyorum. Kaptanımız öyle demişti. Thrust levers, idle, parking brake set. Mobile devices on. And before start checklist complete. APU'muz çalışıyor. Hemen sağ motorla uçağımızı çalıştıralım. Ignition start. And engine 2. Ladies and gentlemen, boys and girls, a very warm welcome to your flight today. My name is Norman. Tim, very shortly, Mr. Carl, and Barrier. Camera up. Here for your comfort. Kamera açılarım da bu arada hazır buradayken ayarlayayım. Ladies and gentlemen, we now ask for your attention while we take. İçeride de anons yapıyor. FS Labs o anonsu yapmasını istemiyorum. Ondan dolayı. Oxygen masks, life jackets and brace There are two emergency exits at the rear. Four. Evet. Bakalım right engine'imiz ne durumda? Evet. Evet, right engine çalıştı. Left engine start. Burada N2'daki green'in gitmesini bekliyoruz. Kaptanımız öyle söylemişti. Geçen uçuşta N2'nun buradaki üzerindeki green'in gitmesini bekliyoruz. Kaptanımız da en yakın zamanda
sefer kendisi uçacak. Ben sadece seyirci pozisyonda, co-pilot pozisyonda yanında oturacağım. O kendisi uçacak. Çok yakın bir zamanda yapacağız. Çok sorularınız var biliyorum. Ama yakın zamanda uçuşta gelecek. Evet, sağ motorda çalıştı. Ignition non. Spoiler armed. APU. Bleed. Off. APU. Off. Pack bir fault yazıyor. Kesin bekliyorum. Evet, söndü. Evet, her şeyimiz hazır. After start, anti-ice off, anti-skid on. EKIM status checked. Trim 0.5. Up. Laps 2. Evet. Flight controls. Şunu trim 0.5 yapayım. Evet. Flight controls. Hadi, aileron right. Left. Neutral. Elevator up. Down. Neutral. Rudder right. Left. Neutral. Evet, her şeyimiz hazır. Taksiye başlayabiliriz. Sadece autobrake max. Parking brake off. Nose light taxi. Runway turn off lights on. And taxi. Laps 2. And geo config. Engine 1 oil temperature. Klasik hatası. Geo config normal. Before takeoff checklist, above the line, flight controls checked, flaps set 2. Briefing completed. E-cam memo, all green oldu. And before takeoff checklist, above the line, complete. Birazdan below the line da yapacağız. Kesimizi şimdiden açsak iyi olur çünkü çıktık artık. Yani pistin üzerindeyiz. Şimdiden açalım. Sadece weather radarı açmadık. Kaptanımız dedi ki yerdeyken takeoff'a geçmeden weather radarı açma. Biz de açmıyoruz. Hatta sağ tarafta terrain, sol tarafta weather. Saatimizi açmayı unutmamam lazım. Kameramızı açalım. Evet, kilodan çıkacağız şimdi. Tekrar sonra Mike'dan Runway 27 girişimizi yapacağız.
Burada strobumuzu açmamız lazım. Artık pistte olduğumuz için. Normalde dönerken durmamamız lazım ama o kadar hassas ki frenleri uçağın. Evet. Evet. Weather radarımızı açalım. Weather radar on. Takeoff checklist below the line. Takeoff runway 27 confirmed. PAX off. Daha çok performans alabilmek için PAX'leri kapattık. And takeoff artık. Evet. Saatimizi çalıştıralım. Unutmadan. Percent. Man flex 65. SRS auto thrust blue. Eight knots. V1 rotate. Positive climb gear. Climb thrust. Set. Sağa doğru dönüşümüz başladı. Grand spoiler descent. Packs on.
şey göremiyoruz dışarıda şimdilik. Kaptanımızın söylediği yolcu konforu açısından kalktıktan hemen sonra otopilotu devre sokuyorlarmış. Yolcuların konforu açısından. Evet, flaps up. Evet, otopilotu biz de devreye sokalım. Dışarıdan biraz görüntü seyredelim biz de kendi konforumuz açısından. Nose light off, runway turn off, lights off. Altimeter standard. Çok güzel tırmanıyoruz. Artık tereyini kapatabiliriz bu tarafta. Fite geliyoruz. Landing lights off. Lights off. Kullanmaya devam ediyoruz. Evet. Bu dönüş yaptıktan sonra seat belt sign off yapacağım. Tam derken bir türbülansa girdik. Kameraları içeri alalım, çok gürültü yapıyormuş. Bir sebepten dolayı o şeye koymuştum da. Bakın görüyor musunuz gürültü? Biraz içeri girse gürültü gidecek bakın. Hop, gürültü gitti. Bir sebepten dolayı yapmışım ama hatırlamamıştım ne sebebi olduğundan, bu sebepten dolayıymış. Çok gürültü oluyor şimdi dışarıda. Ondan dolayı içeri almışım kameraların ses ayarlarını. Şimdi tekrar içeri doğru ayarlayalım.
Şimdi bunların hepsini kaydettim. Buradan artık mesela right wing, left wing gördüğünüz gibi hep içeride olacak. Yani çok güzel şekilde tırmanıyoruz. Seatbelt signs off. Bir arkadaşımız sormuştu, nasıl bu görüntü, yani bu görüntüyü nasıl alıyorsun? Çok geniş bir açıdan görüntü alıyorsun diye de. Bunun taktiği şu arkadaşlar. Zoom in, zoom out ile kendinizi ayarlayabilirsiniz. Zoom in, zoom out. Veya baktınız zoom in olunca çok yakın oldu. Biraz kendinizi geri de alabilirsiniz. Yani ok işaretleriyle, klavyenizin ok işaretleriyle geri ileri zoom in, zoom out ile ayarlayabilirsiniz. Kendinize en iyi görüntüyü bulabilirsiniz Chase Plane'de. Benim için en iyi görüntü buymuş. Bugün bunun zoom ayarları neymiş mesela? Söyleyeyim size. Mesela bunun zoom ayarı 0.67'ymiş. Ben de 0.67 zoomla ileri geri, yani klavyenizdeki ileri geri tuşuyla bu şeyi elde edebilirsiniz, görüntüyü. Zoom'u 0.67 yaparak. Çünkü bir yerde okumuştum, 67 zoom gördüğünüz, hani gözünüzün gördüğü şey mesafesi 0.67'ymiş. Ondan ben de onu ayarlamıştım. O zaman öyle devam ediyoruz hala. Evet arkadaşlar, 17 bir filtrelenmeye devam ediyoruz biz. 3 dakika 45 saniyelik videonun tadını çıkartın siz. Biz tırmanmaya devam edelim. Tekrar İrlanda semalarında sizi kokpite davet edelim ve inişimizi birlikte gerçekleştirelim. Şimdilik kokpitten bildirecekleriniz bu kadar. Sizi o keyifli videoyla baş başa bırakıyorum. Biraz sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın şimdi.
Evet arkadaşlar, artık top of descendimize 10 milin daha da altında bir uzaklık kaldı. Kalkışımızdan tam 47 dakika 29 saniye sonra top of descendimize geldik. Altitude'umuzun 3000 feet. Seatbelt signs on. Anonsumuzu yapalım. Evet, artık. Yavaş yavaş inisimizi hazırlayalım. 303'ten 99 knot rüzgar esiyor. Size söylemiştim, yaklaşık 100 knot rüzgar esecek diye cruise'da. Bu yol boyunca devam etti. Böyle 100 knot'un üzerinde bir rüzgar vardı. Daha fazla yakıt yakmamıza neden oldu. Hemen artık alçalmaya başlasın. Ve biz de approach and landing briefing'imizi yapalım. Evet, şu an Waterford Base, bu dönüşü yaptık, buradan dönüyoruz. Waterford Base artık çok az bir mesafe kaldı Shannon'a. Arrival'ımız Tipur 2 Echo Arrival. Yani buradan geleceğiz Tipur 2 Echo 264. Daha sonra sağa döneceğiz ve ondan sonra burada Localizer'ı yakalayacağız. Localizer'ı yakaladıktan sonra 3000 feet'te glide slope'u da yakalayacağız. Yaklaşık 9.3 mil kala runway glide slope'u da yakalayacağız. Ve inişimizi gerçekleştireceğiz. İnişimizi gerçekleştirdikten sonra runway 6 Charlie'den çıkacağız. Charlie'den çıktıktan sonra Delta Taxiway ile herhalde burada 30 numaralı kapıya park edeceğiz uçağımızı. Yolcuları indireceğiz, yolcuları bindireceğiz, yeni yolcuları alacağız ve yakıtımızı yükleyeceğiz ve daha sonra Kennedy için yola çıkacağız. Onu Part 2'da seyredeceksiniz. Güzel bir yolculuk oldu. Şimdilik hiçbir sıkıntı çıkmadı. Uçak çok güzel performans sağladı. Auto brake medium. Son hava durumu Shannon'da. Altimetre 1009, temperature 5 degrees, dew point 5 degrees, surface wind 110 at 11 knots. Scattered clouds at 400. Broken at 1200, broken at 4000, 700 feet. Yani bu bulutlar scattered 400 feet biraz bizim için sıkıntı olabilir görüş açısından. Performans yapalım. 1009 temperature 5 1108 11 knots, transition altitude 5000 feet,
kendisininkini girelim. Bakalım havalimanı neymiş. Burası da 133 olacak. Bundan sonra alçalacak. Biz göreceğiz onu. Tipura gelmek üzereyiz. 13 mil kaldı. Bulutların içinden geçerken anti-ice'i tekrar açacağız. Şu an anti-ice'ler kapalı. Pilotumuzun, kaptanımızın söylediği bulutların içinden geçmediği sürece eksi bir altitüde anti-ice'ları açmana gerek yok. Tabii onu teyide muhtaç. Biraz böyle İki arada bir derede bunun konuşmasını yapmıştık geçen uçuşta, ama onu bir dahaki uçuşumuza soracağım kendisine. Çok sorularınız geliyor. Ne zaman bir daha uçacaksınız diye. Çok yakın bir zamanda inşallah tekrar bu sefer kendisi uçacak. Biz seyredeceğiz sadece kaptanımızı. Normalde şu outer tank fuel bunda bir sıkıntı normalde gözükmüyormuş. Gerçek uçakta zaten böyle bir sıkıntı olmaz da diyor, hiçbir zaman öyle bir yazı çıkmaz diyor, ama şurada eğer bana söylediği, geçen yayında da söylediği, eğer zaten şurada şu iki tane oku görüyorsan, onlar zaten kanatlar fuel'u, yakıtı veriyor. Ondan dolayı normalde yazmaması lazım bunu diyor. Şu bu yani disregard bu. Bakmana gerek yok dedi. Biraz spoiler vereceğim. Uçağımızı yavaşlatalım. Gerçi saturated temperature da artık artı 1'e doğru gidiyor. Bulutların da içinden geçmemize daha var. Ondan dolayı anti-ice'imizi açmamıza yine gerek yok.
Evet, 10.000 feet'e geliyoruz. Landing lights on. Lights on. Fit artık iniş hazırız. Tekrar bir saturated air temperature'a bakalım neymiş. Evet, artı bir oldu artık. Antisleri açmamıza pek gerek yok. Bayağı bir türbülanslı bir iniş olacak gibi duruyor. Yağmur da var inişte. Böyle gözüküyor şimdilik. Biraz fuel imbalance var ama çok da sıkıntı değil. Artık bulutların içine kaybolmamıza çok az bir vakit kaldı. 4700 feet broken diyordu. Şu an 7200 feet'teyiz. Yavaş yavaş artık. Tekrar bir derece bakayım. Yine daha 3'e kadar çıktı. Kabin ekibi yerlerine otursun. Bir. Hop hop hop.
Siz belki hissetmiyorsunuz, ses size geliyor mu gelmiyor mu tam bilmiyorum ama ben çok net hissediyorum burada, yani hani o sesi, o uçağın sallanmasını. Biraz daha yavaşlayalım. En azından şu bulutların içinden geçene kadar. Flaps one. It managed. Evet, bayağı yağmur var. Hava çok kötü. Biraz sesini açayım da şu türbülans sesleri size kadar gelsin. Evet, böyle daha iyi. Evet, lapstop. Approach activated. Localizer alive.
localizer capture. Light slope alive. Light stop captured. Nine mile final. Bayağı kötü bir hava var. Seven mile final. Geri down. Goran altitude kaçmış? 3000 falan. Gear down flaps 3. Spoiler arm. checked. Flaps full. Landing checklist, EK memo all green no blue. Landing checklist complete. Feet'te scattered cloud diyor. Evet. 1000 checked. Evet, papileri görüyorum. Minimum. Continue. Auto-throttle. Disconnected. 100 above. Autopilot off. Minimum. Continue. 300. Retard.
reverse green. -245'le indik. Manual braking, listen up. Artık bu havada önemli olan landing rate değil, sağlıklı bir şekilde inebilmek. Saat 10 dakika sürdü uçuşumuz. Daha pistten çıkıyorduk ha. Pegasus uçağı gibi. Weather radarı kapatayım derken. Şenan'a hoş geldiniz. Burada bir yakıt ikmali yapacağız. Yolcu indirme bindirme daha sonra. Kennedy'ye doğru yola çıkacağız. İnşallah Kennedy'de hava daha iyidir.
Evet, 30 numaralı kapı burası. Buraya dönmeden önce Excelite. Evet, AP'miz çalışıyor. Mu? Evet, çalışıyor. Parking brake. On. AP bleed. On. Engine 2 off. Engine 1 off. Beacon light off. Seat belt signs off. Ve evet. Kronometremizi durduramam. 1 saat 19 dakika. Kapıdan kapı... pardon, kapıdan kapıya değil. Runway'den kapıya. Request deboarding. Kapılarımızı açalım. Doors. Open, open. Open, open. Evet arkadaşlar, Shannon'a hoş geldiniz. İrlanda, Shannon. Burada yakıt ikmali yapacağız. Yolcu indirme bindirme. Daha sonra istikamet New York Kennedy A320 ile Atlantik'i geçeceğiz. Şimdilik biz yolcu indirme bindirme yapacağız. Daha sonra tekrar yolcunun ikinci ayağıyla Shannon Kennedy ayağıyla tekrar karşınızda olacağız. Bugünlük size bildireceklerimiz bu kadar. Her zaman olduğu gibi likelamayı, subscribe olmayı, comment yapmayı unutmayın diyorum. Takip ettiğiniz için, seyrettiğiniz için, ilgi gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize mutlu, sağlıklı, huzurlu hafta sonları. Pazartesi veya hafta içi seyredecek olan arkadaşlarımıza da güzel haftalar diliyorum, iyi haftalar diliyorum. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın diyorum. İyi günler.